Değerli Entrepreneur izleyicileri, bugünkü röportaj konuğumuz Vertiv Türkiye Orta Asya Ülke Müdürü sevgili Zekai Güler. Kendisiyle hem pandemi sürecini konuşacağız hem de işlerindeki geldiğimiz son durumu konuşacağız. Zekai Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, günaydın Fatih Bey, hoş bulduk. Nasıl geçiyor pandemi dönemi Vertiv tarafında hem Türkiye hem de küresel organizasyona baktığımızda? Tabii pandemi süreci herkes için olduğu gibi bizim için de biraz beklenmedik bir süreç oldu. Ama biz hemen önceliklerimizi müşterimiz ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği olarak belirledik. Hem lokal otoriteler ve hem de şirketimizin belirlediği tedbirleri çok hızlı bir şekilde hayata koyduk. Hızlı bir şekilde evden çalışmaya başladık. Mobil zaten ekiplerimizin teknolojik olarak şirketimiz buna hazır olduğu için bir sıkıntı yaşamadan evden çalışmaya devam edebildik. Tabii biz bir altyapı şirketiyiz. Kritik ürün ve servis hizmetlerimiz var. Ülkemizde ve dünyada içinde bulunduğumuz sektör kritik sektör olarak adlandırıldı. O nedenle biz pandemi sürecinde de sokağa çıkma yasağı uygulamalarının olduğu dönemde de kesintisiz olarak müşterilerimize hizmet vermeye devam ettik. Ofis çalışanlarımız evden çalışırken saha ve servis çalışanlarımız da gerekli tedbirleri alarak kesinti olmadan müşterilerimize hizmet vermeye bu süreçte devam ettiler. Peki, süper. İkinci bölümde biraz da bu dönemdeki ürün ve projeleri konuşalım sizinle Zekai Bey. Neler oldu bu dönemde? Yeni bir ürün, yeni projeler gerçekleşti mi? Şimdi bu dönemde tabii müşteri tarafında biz hizmetlerimize devam ederken öncelikli olarak tedarik zincirinin aksamamasını sağlamaya çalıştık. Tabii şirketimiz için bizim fabrikalarımızın farklı ülkelerde ve farklı bölgelerde olması bir avantaj oldu. Çünkü bir bölgede sıkıntı olduğu zaman biz diğer bölgedeki fabrikalarımızla ürünlerimizi tedarik edebildik. Dolayısıyla bu süreci çok fazla sıkıntı yaşamadan atlatabildik. Müşterilerimiz tarafında bazı müşterilerimizde projelerinde gecikme oldu doğal olarak. Bazı sektörler bu pandemiden çok daha fazla etkilendiği için. Orada biz ürünlerimizi getirttiğimiz halde sevk edemediğimiz, depolarımızda beklettiğimiz ürünlerimiz oldu. Biz orada da müşterilerimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Sonra da ama zaten bir süre sonra işler yavaş yavaş açılmaya başladı ve bu ürünlerin sevk ve montajını yaptık. Bu süreçte biz daha önceki aldığımız siparişlerin sevkiyatlarını, kurulumlarını ve servis hizmetlerini yapmaya devam ettik. Biraz önce de bahsettiğim gibi bir kesinti yaşamadık. Doğal olarak bu süreçte pandemiden çok etkilenen bazı şirketler ya da sektörler oldu. Tam tersi bu dönemde ihtiyaçlar artan bazı sektörler oldu. Biz orada örneğin sağlık sektöründe bazı hastanelerin çok acil altyapı ihtiyaçları oldu. Biz orada çok hızlı bir şekilde bunları ürün teminini ve servis teminini yaparak hızlı bir şekilde kurumlarını gerçekleştirdik. Telekom sektöründe bazı artmalar oldu. Kamu tarafında bir takım projeler oldu. Ve burada biz bir aksama yaşatmadan müşterilerimize hizmet vermeye devam edebildik. Biraz da geleceği konuşalım. Bu pandemi biliyorsunuz sonsuza kadar sürmeyecek inşallah. İçinden bir şekilde kurtulacağız. Yeni normal veya normal sürece döneceğiz. Sizin bu dönem için, gelecek için Eylül'de başlaması planlanan veya bugünden itibaren başlayan, 1 Haziran itibaren başlayan yeni süreç için aldığınız planlar, aksiyon planları neler? Nasıl devam edeceksiniz çalışmaya? Ofis, ev ve diğer işler bahsedelim. Evet. Öncelikli olarak biz şimdi Haziran ortası itibarıyla yavaş yavaş gerekli önlemleri alarak ofise dönmeye başladık belli bir plan çerçevesinde. Tabii ki kısa dönemde %100 hiçbir şekilde düşünmüyoruz ama yavaş yavaş kademeli olarak ofise dönmeye başladı çalışanlarımız. Uzun dönemde de aslında bu herkes gibi biz de şunu gördük ki uzaktan çalışmanın çok mümkün olabileceği, hatta verimi bazı alanlarda arttırabildiğini de gördük. Bu nedenle bazı fonksiyonları hakikaten uzaktan sürekli olmasa bile kademeli belli dönemlerde haftanın belli günlerinde çalışılabilir mi gibi bir şirket olarak çalışmalarımız var. Bunları da takip ediyoruz. Pandemi doğal olarak dünya ekonomisinde bir yavaşlamaya neden oldu. Ama bununla beraber dijitalleşmenin önemi ortaya çıktı. Ve yeni iş modelleriyle bu yöndeki yatırımların biz gelecekte de devam edeceğini öngörüyoruz. Biz şirket olarak kritik bir sektörde, önemli ve kritik bir sektörde hizmet veriyoruz. Dolayısıyla müşterilerimizin sorunlarını çözebilmek bizim için her zaman bir numaralı önceliğimiz.
Şimdi önümüzdeki dönemde neler bekliyoruz? Bir defa bu tabii yeni iş modelleriyle birlikte şunu görüyoruz biz. Herkesin artık online olacağı, dijitalleşmenin bir numaralı öncelik olacağı, bulut teknolojisine olan yatırımların artacağı ve güvenlik ihtiyacının artacağı bir dönem bizi bekliyor diye öngörüyoruz bu yaptığımız çalışmalara göre. Ülkelerin biraz daha kendi içlerine kapanıp kendi lokal altyapılarını güçlendireceği, bununla ilgili regülatörlerin de bu yönde bir takım baskıların artacağını öngörüyoruz. Bu da ileride altyapı ihtiyaçlarının, yeni altyapı ihtiyaçlarının doğmasına neden olacak diye düşünüyoruz. Yine bu süreçte hepimiz fark ettik, işte video ve online kanalların artması çok önem kazandı. Bu dönemde internet trafiğinde videonun %12 kadar arttığını gözlemliyoruz. Yani bu da aslında 200 milyar saat Netflix izlemek gibi bir şey. Yani baktığınız zaman çok büyük bir aslında gelişme var bu alanda. Bu trendlerin de tabii doğal olarak devam edeceğini öngörüyoruz biz. Evet, her ne kadar bu dönemde akıllı cihaz kullanımlarında bir miktar azalma olsa da kritik önemi olan server ve diğer teknolojik yatırımlarda da çok bir azalma olmadığını görüyoruz. Biz şirket olarak da bu yöndeki trendlere bakarak kendi ürün ve hizmetlerimizi uzun vadede geliştiriyoruz. Daha önce de konuştuğumuz, işte bahsettiğimiz bu trendlerin esasında sınır bilişim tarafındaki yatırımların biraz daha artmasına neden olacağını hesaplıyoruz. Esasında bu teknolojik gelişmelerden de faydalanmak istiyoruz. Fiziki seyahatlerin uygun olmadığı şu dönemde biz de hem fabrika ziyaretlerimiz hem de witness testlerimiz için online kanalları şu anda kullanıyoruz ve bu yöndeki IT bölümümüz bu yöndeki yeni geliştirmelerle ilgili de çalışmaya devam ediyor. Bütün bu trendlerle birlikte şirketimiz kritik altyapıların mimarı olarak bu yönde teknoloji ve ürün hizmet geliştirmeye devam edecek. Peki, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için Zeki abi. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Enterprise Next'te röportaj konuğumuz bu hafta Zekai Güler'di. Kendisiyle teknolojiyi ve Vertiv'in pandemi döneminde yaptığı projeleri konuştuk. Enterprise Next'teki teknoloji odaklı, kurumsal teknoloji odaklı röportajlarımız devam edecek.